Medine'ye varamadı. Gül kokusun alamadım. Medine'ye varamadım. Gül kokusun alamadım. Ben Rasul'e doyamadım. Yaralıyım, yaralıyım, yaralıyım. Biz Rasul'e doyamadık. Yaralıyız, yaralıyız, yaralıyız. Kâbe'nin örtüsü kare, açtı yüreğimde yara. Kâbe'nin örtüsü kare, açtı yüreğimde yara. Bulunmaz derdime çare. Yaralıyım, yaralıyım, yaralıyım. Bulunmaz derdime çare. Yaralıyım, 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 yaralı. Medine'nin yapısına kurban olam kapısına. Medine'nin yapısına kurban olam kapısına. Peygamberin koku suna doyamadım, doyamadım, doyamadım. Efendimin makamına doyamadım, doyamadım, doyamadım. Seviyorum Mevlam seni, Beytullah'a çağır beni. Seviyoruz Mevlam seni, Beytullah'a çağır beni.
bizi. Zemzemine daldır bizi. Yaralıyız, yaralıyız, yaralıyız. Zemzemine daldır bizi. Yaralıyız, yaralıyız, yaralıyız. Efendim, istek alan, dinlenmesine doyamadığımız, okumaya doyamadığımız, arkadaşlarımızın yorumlamaya doyamadığı, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı anlatan, güller gülü peygamberimizi anlatan, ona olan sevdamızı, muhabbetimizi, aşkımızı anlatan, Medine'ye varamadım, gül kokusu alamadım. Ben Resul'e, biz Resul'e doyamadık, doyamadım eseriyle bugünkü programımızın açılışını gerçekleştirdik efendim. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyoruz Line TV ekranlarından. Bizi izleyen bütün dostlara hayırlı Ramazanlar diliyoruz. İşte dördüncü gün geldi bile. Recep, Şaban, Ramazan derken dört gün daha geride kaldı. Cenab-ı Hak sağlık ve sıhhat afiyet içerisinde inşallah geride kalan Ramazan-ı Şerif'in o güzel ve özel günlerini tamamlamayı, görebilmeyi, yaşayabilmeyi, onun nurundan da feyzinden ve bereketinden istifade edebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Amin. Bu akşam yine çok kıymetli misafirlerim var. Her akşam bildiğiniz gibi birbirinden değerli hocalarımız, hafızlarımız, üstadlarımız konusunda gerçekten bize o güzel derin konuları, mevzuları, unuttuğumuz gelenek ve göreneklerimizi, Ramazan-ı Şerif'in içerisinde kazanmamız gereken haleti, ruhiyeleri anlatacak, aktaracak kıymetli konuklarıma, misafirime, kıymetli Osman Gazi Müftümüz, Sayın Hocama, Mehmet Hocama hoş geldin diyorum. Evet, Line TV ekranlarında bizi seyretmekte olan değerli kardeşlerimizin Ramazan'ı tebrik ediyoruz. Hayırlı iftarlar diliyoruz. Eyvallah. Çok üzgün bir şekilde başladınız. Üzüntülü program yani böyle. Üzüntü bir eser. Yani böyle bir hakikaten... İnşallah yüce Rabbim o yollarda bir gün açar. Amin. İnşallah Medine'ye de varırız. Hocam bizimki hem dua niyetinde oluyor. Yani açılsın o yollar da gidelim, görelim. Kabe'nin örtüsüne de böyle tutunup yani tavaf eder inşallah. Duygulandırdın bizi. Eyvallah. Rabbim razı olsun. Sağ olun hocam. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. İnşallah güzel sohbet ve muhabbetle programımız devam edecek. Efendim diğer konuğumuz çok kıymetli bir kardeşimiz. Yani kadim dostumuz, ailesi bizim çok kıymetli dostumuz. Babacığı çok kıymetli Buran Çınar hocamızın mahtumu. Furkan Çınar, Hafız Furkan Çınar hoş geldin. Hoş gördük hocam. Nasılsınız? Kıymetli iyi kardeşim misiniz? Sağ ol. Sen nasılsın? Hamdolsun iyiyiz. Hayırlı Ramazanlar diliyorum Allah sizlere razı olsun. Değerli seyircilere. Sen şimdi İstanbul'dan Bursa'ya evet. Tayinimizi yaptık elhamdülillah değil Rabbimin mi? Rabbimin ikramı ihsanıyla Bursa'ya çok şükür döndük. Doğduğumuz ata topraklarına. Memleketimize döndük baba ocağına. İstanbul'da kaç yıl kaldın görevde? 6. 6 yıl. Evet. 6-7 yılda Eskişehir'de nihayetinde Bursa'ya döndük. Maşallah. Hoş çok geldin. Şükür. Allah razı olsun. 2018 Dünya Güzel Kur'an-ı Kerim okuma birinciliğim var. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Nasip oldu. Dolayısıyla biz de senin sesini dinlemekten ziyadesiyle memnunuz. Allah razı olsun. İzleyicilerimiz geçen sene, daha önceki sene de değil mi? Sağ ol bizi kırmadan İstanbul'dan geldin. Bize o güzel sesinden Kur'an-ı Kerim tilavetini dinlettin. Tabii ki dinleyeceğiz. Senin başka bir programın var. Kur'an-ı Kerim okuduktan sonra seni uğurlayacağız ama ben onun için başta biraz halini hatırını sorayım dedim kıymetli hocamızın müsaadesiyle. Eyvallah. Yıldırım'da görev yapıyoruz değil mi? Yıldırım ilçesinde Aziziye Merkez Camii, Yavuz Selim Aziziye Merkez Camii müezziniyim şu an. Evet elhamdülillah. Hamdolsun. Görevimiz inşallah sağlıklı, oldu sağlıklı geleli. Bir şekilde yapmayı Cenab-ı Hak nasip eylesin. Amin. O zaman senden
Bir Kur'an-ı Kerim dinleyelim. Peki. Sevgili kardeşim benim, muhterem hocam. Buyur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ فَيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى
İnnel hasenati yuzhibnes seyyiat. Zalike zikra lizzakirin. Vasbir fe innallaha la yudî'u ecral muhsinin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yevme nekulu li cehenneme hel imtelet ve tekulu hel min mezid. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا صدق الله العظيم. Allah hocam, ağzınıza sağlık. Allah razı olsun. Sağ olun hocam. Nefesinize sağlık. Teşekkür ederim. Ne güzel hocam ya, şimdi bir duygudan başka duyguya geçtik değil mi? İslamiyet, Kur'an güzel bir şey. Bütün dertlerden insanı kurtarıyor. Şu anda herkes böyle bir rahatlama var. Sıkıntı yok. Herkes güzel şeyler düşünüyor. Değil mi? Hocamızın ağzınıza sağlık. Estağfurullah hocam. Siz de biraz önce girişken aynı o şekilde dile getirdiniz ilahilerle. Arkadaşlar da. Allah razı olsun. Furkan hocam, sizi uğurlayacağız. Ben size Kardelen'den bir kestane şekerinizi ikram ediyorum. Edelim. Allah razı olsun. Biz çok hocamızla sohbetimize devam ediyoruz. İnşallah bir başka programda tekrar İnşallah. Sizi misafir teşekkür etmek ediyorum. Hocam isteriz. Kendinize iyi bakın. Allah razı olsun. İnşallah. Evet kıymetli hocam. İşte bu manevi ortam, manevi feyiz ve bereket. Tabi Ramazan-ı Şerif'in kendine has bir özelliği de var. Malumunuz. Ama Kur'an tabi gönülleri hoş ediyor. Efendim kalplerimizi teskin ediyor, sükunete erdiriyor. Kur'an ayı içerisinde olduğumuz için. İsterseniz hani buradan böyle bir giriş yapalım. Ne dersiniz? Tabii ki siz... sizler de ifade ettiğiniz gibi Kur'an zaten hem namazda hem de namazın dışında okunup ibadet sayılan bir kitaptır. Allah tarafından insanların hem dünyevi hem de uhrevi hayatlarını
kurtarması için, rehber olması için Allah'ın göstermiş, gönderdiği yani bir kitap olduğundan dolayı insanlar Kur'an-ı Kerim'i dinlediği zaman, okurken, hatta Kur'an-ı Kerim'e bakmak bile ibadetti. Yani o sayfelere göz gezdirmek, ondan sonra Kur'an-ı Kerim okuduğu zaman da insanlar yani her bir ayeti, hocam şimdi değişik ayet iki yerden okudu. Yani orada bile yani insanlara verilmesi gereken mesaj. İnsanın canı mı sıkıldı? Yani canı sıkıldığı zaman Kur'an-ı Kerim'e herhangi bir sayfayı açsın, okusun. Arkasından da Allah bize burada neyi anlatıyor diye bir anlatsın. Yani insan olur rahatlar. Kur'an-ı Kerim'de geçmiş peygamberlerden bahseder. Onların çekmiş olduğu sıkıntılardan bahseder. Hep biz şunu anlarız. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamber olarak gönderildikten sonra hayatını yani peygamberliğini devam ettirirken çekmiş olduğu sıkıntılardan bahseder. Biz hep bugün onun sıkıntısını yaşamıyor muyuz? Ya canım sıkıldı, ne yapacağım? Stres var, sıkıntı var. Hastalandım, ne yapacağım? Yani bu Allah bir daha göstermesin, bu pandemide yaşadık, dışarı çıkamadık vesaire oldu. Ne zaman çıkamadık? Bir yıl dışarı çıkamadık. Ama Eyyub Aleyhisselam'ın hayatını almamız lazım ki Eyyub Aleyhisselam 80 yıl yani sağlam yaşamış, 80 yıl sonra Allah-u Teala ona bir hastalık vermiş. Ya. Demişti ki sen Allah'ın peygamberisin, dua et de ondan sonra bu Allah'ı sana bu hastalıktan dolayı sana şifa versin. Ya Allah diyor bana 80 yıl sağlık verdi diyor. Onun şükrünü tam eda edemedim ki diyor. Biraz da sıkıntı çekeyim diyor. Ha sonradan dua ediyor. Festecep nalet diyor. Dua ediyor. Allah-u Teala duasını kabul ediyor. Nerede, nasıl bir sıkıntıyla karşı karşıya gelsek, Kur'an-ı Kerim'in herhangi bir sayfasını, geçmiş peygamberler bizim biraz önce söylediğim gibi örneklerimizdir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, üsvetün hasenetün, her yönüyle bize örnektir. Onun hayatına baktığımızda Kur'an-ı Kerim bizim için çok büyük bir rehberdir. Tabii Kur'an-ı Kerim malum olduğu üzere Ramazan ayında nazil olmuştur. Şunu ifade edeyim. Ramazan ayı, Ramazan denildiğinde iki türlü anlamı var. Bir, Ramazan günahları sildiğinden dolayı Ramazan denilmiş. İkincisi, Ramazan ayı Arap aylarında en sıcak ay Ağustos ayında ilk nazil olduğundan dolayı, farz kılındığından dolayı Ramazan denilmiştir. Her halükarda Ramazan ayı bizim için çok değerlidir. Kur'an da o ayeti kerime o ay denmiştir. Sizden ifade ettiği gibi Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'ânu huden linnâs. İnsanlara hidayet rehberi göstermek, rehber olması için ve beyyinâtin minel hudâ vel furkân. Yani delilleri ortaya koyarak ki Kur'an-ı Kerim ve indirilen Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam dünyanın kuruluşundan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kadar gelen bütün peygamberler için şahitlik edecek. Yani Kur'an-ı Kerim ayetleriyle beraber onlar diyecek ki geçmiş ümmetler bize peygamber gelmedi, anlatılmadı, şöyle oldu, böyle oldu deyince hemen Kur'an-ı Kerim rehber olarak diyecek ki hayır. Bak Hazreti Musa Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı, Hazreti İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı, bütün peygamberlerin hayatlarında bahsederek bütün geçmişteki peygamberlere rehberlik edecek, ümmetine rehberlik edecek. Ve Kur'an-ı Ramazan ayında da oruç farz kılındı. Halbuki Müslüman, yani İslamiyet'ten önce de oruç vardı. Yani ilk insan Hazreti Adem Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanından günümüze kadar oruç farzdı ama nasıl olduğu belli değildi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında Muharrem ayının 10. günü oruç tutarlardı. Hatta Yahudi Medine-i Münevvere'ye Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vardığında bir takım insanların oruç tuttuğunu görüyor. Nedir bu oruç diye soruyor. Diyorlar ki Hazreti Musa Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanından kalma bir oruç. O zaman diyor Musa Aleyhisselam diyor benim kardeşimdir diyor. Onu sizden ben daha çok severim diyor. Oruç tutuyor. Tabii. Ondan dolayıdır ki yani ayeti oruç bu Ramazan ayında farz kılınıyor ama ne buyuruyor Allah-u Teala? Bismillah. Eyyâmen ma'dûdât. Sayılı günler. Sayılı. Yani ve bir de
hepimizin dikkatini çektiği şu var. Kameri aylara göre oruçlarımızı tutuyoruz. Her yıl mutlaka onar gün aşağı geldiği için şimdi bizleri televizyon ekranlarında seyretmekte olan, Line TV'de seyretmekte olan kardeşlerimizin yani bir kısmı tekrar Nisan ayının 1'inden 30'una kadar yani belki çoğusu oruç tutamayacak, ahirete ihtihal etmiş olacağız. Bir kısmı da sağlığını kaybetmiş olacak, oruç tutamayacağız. Yani bir daha bir gelecek 30 küsür yıl. 30 sene sonra kim var kim, kim yok diyorsunuz. Kim var kim yok. Tabii. Ha, onun için zamanımızı çok iyi değerlendirmemiz lazım. Yani öyle bir sarılmamız lazım ki bir daha ben bu Nisan ayında oruç tutamam düşüncesiyle mümkün mertebe oruçlarına her şeyle beraber oruç tutması lazım. Siz yani şu anda mesela pandemiden dolayı oruç tuttuk ama camilerimize gidemedik. Tabii. Teravih kılamadık, bir üzüntü yani. Var. Kabe-i Muazzama'yı şey yapamadık, tavaf edemedik. Medine-i Münevvere'de hala sıkıntı devam ediyor. Hala devam ediyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ravzasına gidip Esselamu Aleyke Ya Resulallah diyemedik. Bak nasıl böyle bir sıkıntı. Hah, bir daha böyle olmaması için ben ekranları başında bizleri seyretmekte olan değerli kardeşlerime ben teşekkür ediyorum. Camilerimizde bir önceki yıllara nazaran daha fazla bir cemaat var. Cemaat teravih namazını camilerde kılmayı özlemiş. Öyle bir duruma gelmiş ki değerli hocam, yani tesbihati dahi cemaat bekliyor. Eskiden böyle biraz kılar çıkardı vesaire olurdu. Şu anda öyle bir duruma geldik. İlk gün teravih namazını Ulu Cami'de eda ettik. Oradaki hocalar da Ender'in şekilde namazı kıldırdıktan sonra arkasından kasideler ilerler. Namaz bitti. Ben dedim cemaat dağılır. Cemaat çıkmıyor. Cemaat çıkmıyor. Özlemiş. Yarım saat devam etti. Yani düşünebiliyor muyuz? Bu insanlar oradan çıkacak. Beşi çeyrek geçe. O zaman beşi çeyrek geçeydi. Sahur yani sahurunu bitirmiş olacak. Ama insanlar özlemiş. Dışarı çıkmak istemiyor. Sanki böyle adeta birbirlerine kucaklaşır gibi. Yani o insanlar camiyle hayatını devam ettiriyor. Onun için bizlere de düşen görev bu mübarek ayda bir daha oruç tutma şansımız ya var ya yok. Hocam şey geldi aklıma. Hani dervişin birisi ya namazları kılıyorum ama lezzet alamıyorum namazdan. Hı. Bir türlü namaza kendimi veremiyorum. Ne olacak bu hocam demiş, sormuş Arif birisine de. O da demiş ki kolayı var namazdan lezzet alabilmen için. Kıldığın namazı son namaz olarak kılacaksın. Ne güzel. Yani bugün biz ikindiyi kılıyoruz. Son ikindi. Benim bir daha bir ikindi yok. Yarın bitti. Bitti. Akşam namazını ömrümüz yetti. Akşamı son kılıyorum dersen diyor. Her kıldığın namazı son namaz dersen namaz sana lezzet katar. Dünyevi şeyler aklına gelmez. Sizin şimdi ifade buyurduğunuz gibi Nisan ayında ben bir daha oruç tutabilecek miyim bakalım. O kadar. Bu mevsimde, bu güzellikte, bu ilkbahar havalar güzel, serin, zorlamıyoruz değil mi hocam? Yani bunun kıymetini bilelim diyorsunuz. Bilelim, ona göre de kendimizi oruca verelim, mazeret üretmeyelim. Yani şöyle değerli hocam, şimdi bir kişi namaz kılsa, zekat verse, fitre verse, ne kadar yardım ederse etsin, hep kendisi için yardım eden. Evet. Ama oruç farklı bir şey. Oruç, Küllü amel ibni Adem'e lehu illa sıyam diyor. İnsanoğlunun yapmış olduğu bütün hayır hasanat hep kendisinin de diyor. Ama oruç hariç. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz buyuruyor. Bismillah. Men ca'a bil haseneti felehu aşru emsala. Bir insan. İyiliğin küçüğü olmaz değerli hocam. Yoldan giderken bir garibanı gördük. Bir çocuğu gördük. Başını okşadık. Bir teyzenin hal hatırını sorduk. Yoldan giderken İnsanlara eziyet veren bir taşı kaldırdık. Yani bize göre hiçbir şey değil. Çok basit bir şey dahi olsa Allah ona 10 sevap veriyor. En az 10 sevap veriyor biliyor musun? En az 10 sevap. Yani küçümsemeyelim yapacağımız hiçbir şeyi. Hiçbir şey. Tebessüm. Yoldan giderken bir kardeşine tebessüm etmek. Bu bir sadakadır. En az 10 sevaptır. Yani bunun 700'e kadar katları vardır. Ondan sonra ihlasa ve samimiyete dayanan bir katları vardır. Ama Allah-u Teala
hadisi kutsi, hadisi kutsi şudur ifade edeyim. Ayet var Allah lafzi ve manası Allah'tan olanlar. Hadis lafzi ve manası Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan olanlar. Lafzı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri, manası Allah'tan olan sözlere hadisi kutsi derler. Orada buyuruyor ki... Ayet gibi değil mi hocam? İkisinin ortası. Yani ortası. Aynen. Orada diyor her insanın diyor yapmış olduğu uygulama diyor kendisinin de diyor. Ama oruç hariç. Çünkü oruçta riya olmaz biliyor musun değerli hocam? Evet. Oruçta yani iki yüzlülük olmaz. İki yüzlülük olmaz. Yani Allah bizleri seyretmekte olan kardeşlerimi tenzih ederek ifade edeyim. Birine gösteriş için namaz kılabiliriz. Zekatı da fazla verebiliriz. Ama yani o olmadığı zaman, kaybolduğu zaman biz ne yapmayız? Zekat da vermeyiz, namaz da kılmayız, çekiliriz bir kenara. Ama oruçta böyle bir şey yoktur. Değil mi? Evet. Oruç tutan bir kimse şu anda iftar sofralarında bizleri seyretmekte olan değerli kardeşlerim şu anda sofralarını hazırlıyorlar. Her birinin çok sevdiği bir yemek şu anda mutfakta pişiyor. Koku evet. Burnuna geliyor ama tadına bir bakamıyor. Ya. İşte onu engelleyen ne de biliyor musun? İman, 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 iman. Yani o oruç var ya, o oruç o insanı engelliyor. Diyor ki yemeyeceksin, iman önemli. Allah da buyuruyor ki oruç tutan kişinin diyor amel defteri yani mükafatını ben veririm. Ne kadar olduğunu ya alemlere rahmet olarak gönderdiği Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a dahi bildirmemiştir. Hatta hadis-i şerifin hadisi kutsinin devamında hep şunu deriz değil mi? Ağız koktuğu zaman misvak kullanalım, dişlerimizi fırçalayalım. Sahura kalktığımız zaman da ezan-ı Muhammediye okunmadan dişlerimizi fırçalıyoruz. Ama yattık kalktık ağız kokusu var. Ağız kokusunun eğer buradaki diyor min rihil atyabı min rihil mis kokusundan daha önemlidir. Bu vesileyle diyor belirli saatten sonra bugün mesela 10'dan sonra 11'den sonra 12'den sonra diyor misvak kullanmak neden mekruhtur? Bak yani böyle mekruhtur. O ağız kokusu gider. Çünkü o ağız kokusu bile oruçlunun ağız kokusu bile ibadettir. Ağız kokusu bile ibadettir. Ve yarın bugün cennete gittiğimiz zaman herkes bir yerden girmeye çalışacak. Ama oruç tutanlar reyyan denilen kapıdan elini kolunu hepimiz Arafat'tan inerken Türklerin Mina'ya indiği yol 10. yoldu. 10. yol Türklere çalışır. Evet. Sadece oradan Türkler nasıl giderse o yol ayırmış onu Suudi Arabistan. Demek ki cennete giderken... Reyyan kapısından kimler girecek? Sadece oruç tutanlar için girecek. Bundan daha iyi mutluluk olur mu değerli hocam? Çok güzel. Yani kendini değerli hissediyorsun ve Allah sana ayrı bir değer veriyor oruç tuttuğumuz için. Süper. Hocam bir ilahi okuyalım mı? Hay hay. Bir arkadaşlar bir eser daha yapalım. Olur. Hicaz mı? Peki. Hadi bakalım. Aman Allah, ey rahmeti bol padişah, aman Allah, cürümüm ile Mevlam geldim sana, isyan ile Mevlam geldim sana, ben hadsiz günah aman Allah
ben eyledim hadsiz günah, aman Allah cürümüm ile Mevla geldim sana isyan ile Mevlam geldim sana. Senin adın Gaffar iken aman Allah, senin adın Gaffar iken aman Allah, ayıp ördücü Mevlam Settar iken, ayıp ördücü Mevlam Settar iken. Kime gidem sen var iken aman Allah, kime gidem sen var iken aman Allah, cürümüm ile Mevlam Settar iken. Kime gidem Mevlam sen var iken. Hocam ne güzel şair ya, demiş ki ayıpları örtücü Settar iken. Ya şimdi siz yani, bugün biz buraya çıkarken serbest konu dedik ama evet, maşallah konular ortaya çıkıyor. Kendi kendine çıkıyor, çıkıyor değil mi hocam? Ey rahmeti bol padişah söyledi. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbim bismillah. Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim la teknatu min rahmetillah. İnnallâhe yâfirudzunûbe cemî'a. İnnehu vel gafururrahîm. Peygamber Allah-u Teala buyuruyor ki ey benim kullarım diyor. Kime diyor biliyor musun? İman etmeyenlere. İman etmeyenlere. Ey benim kullarım diyor. Ya. La taknatu. Ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim. Şimdi hep genelde gençlerle konuşurken ben buradan kardeşlerime bir seslenmek istiyorum. Şimdi hocam diyorlar benim geçmişimi bir bilsen kimse geçmişini hatırlamayacak, söylemeyecek, şahit tutmayacak. Ya. Geçmişini şahit tutmayacak. Kendilerine aşırı derecede zulmedenler. Biz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'ye peygamber olarak geldiği zamanda, gönderildiği zamanda onlar insanların durumlarını bir öğrenmem puta tapıyorlardı. Ya. Hazreti Ömer radıyallahu teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı öldürmeye gidiyordu. Teşebbüs etmek için gidiyordu. Daha niceleri. Yani onun için Allah'ın affetmediği insan olmaz. Gaffardır. Allah'ın 99 ve güzel isimler Allah'ındır. Razzaktır. Aşırı derecede rızık verir. Gaffardır, aşırı derecede bağışlar. Yani kendilerini aşırı derecede, bakın normal demiyor. La taknatu min rahmetillah. Allah'tan umut kesmeyin. Bu ne, yani Allah buyuruyor ki Allah'tan umut kesmeyin. Elimizi açmamız lazım. Tevbe kapıları açık. Gece açık, gündüz açık. Onun için biz her zaman şunu söylüyoruz. Sahura kalkalım. Sahurda bereket vardır. Bunun esprisi şudur. Sahurda insanlar uykudayken ellerimizi sahura açıp kalktığımız zaman da o anda ellerimizi açıp Allah'a dua ettiğimiz zaman Allah bizim dualarımızı kabul ediyor. Hiçbir duaya yani icabet etmemezlik yapmıyor. İnnallâhe yâfirudzunûbe cemî'a. Allah tüm günahları affeder. Diyorlar ki Allah'a şükür koşanların Allah günahlarını affetmez. Şudur mübarek gecelerde. Anneye babaya isyan etmeye devam edersek, ondan sonra Allah'ı tanımamazlığa devam edersek, ya benim tövbe istemiyorum diye inat eden kişilerin tövbesi olmaz. Ama ellerimizi açıp geldiğimiz zaman, tövbe ettiğimiz zaman innehu vel gafurur rahim. Allah aşırı derecede bağışlar
aşırı derecede de merhamet ede. Merhamet malum olduğu üzere merhem kullanıyoruz değil mi? Yaranın üzerine böyle sürüyoruz. O yarayı böyle iyileştiriyor. Ya merhem oradan geliyor. Merhem oradan geliyor. Ya. Hatta Allah-u Teala 100 rahmet indirmişti. Sadece %1'iyle dünyada insanlar birbirleriyle, bak çok önemli, birbirleriyle güzel muamele yapıyorlar. Hayvanlar birbirlerini, bak hayvanlar bile yavrularına sahip çıkıyor. Bütün insanlar arasındaki sevgiyi, hayvanlar arasındaki sevgiyi Allah'ın bir rahmetinden kaynaklanan sevgiden, muhabbetten kaynaklanan. Dağılım öyle. Öyle. 99'u? 99 nerede? Ahirette müminlere verecek Allah-u Teala. Bundan daha iyi bir şey olur mu? Elhamdülillah. Şu anda yaşayacak olan insanın, Allah uzun ömür versin, istatistiklere göre Türkiye'de 100'ün üzerine aşmış sayılar, insanların sayısı çok az. 5000'in üzerine bir insan var yanılmıyorsam. Benim doktora tezim yaş alma ile ilgili olduğu için biraz o az çalışıyorum. Evet. Ama şu kısacık bir ömür yaşıyoruz. Kısacık bir ömrümüzü böyle ahirete ne yapmamız, ahireti kazanmak için gayret etmemiz lazım. Diğer rahmetler, merhametler orada Allah bize öyle merhametler verecek ki aklımızın ucundan ne geçiyorsa Allah kullarına bütün, biraz önce ifade ettim ya, dedim ya peygamberler bizim rehberdi. Hazreti İsa'ya bugün tapıyorlar değil mi? Allah ne buyuruyor biliyor musun? İn tu'azibhum fe innehum ibaduk ve in tağfir lehum fe inneke entel aziz hakim. Bak demiyor ki Allah'ım bunları helak et demiyor ha. Diyor ki ey Allah'ım diyor. Onlar diyor bilmiyorlar diyor. Bana sana iftira atıyorlar. Üçüncüsü diyorlar. Allah'ın oğlu diyorlar. Allah razı olsun. Eğer onları affederse senin kullarındır. Eğer bağışlarsan sen azizsin, hakimsin. Aşırı derecede bağışlayan, aşırı derecede örnek veren. Şöyle bir örnekleme yaparsak değerli hocam. Allah evlatlar arasında baba evladından son derece nefret eder. Allah kimseye vermesin. Bazen olur. Ama o baba böyle bir gün bir yerde otururken deseler ki falancanın oğlunu dövdüler. Kaza esnasında bayağı bir harap, haşar yani dövdüler falan deyince o babanın yüreğinde evlat sevgisi olduğu için oradan kalkıp benim oğluma kim vurdu, neredeydi diye sormaz mı? Evet. Ya baba evladı için, anne çocukları için soruyorsa, merhamet ediyorsa, bizi yaratan Allah bizim için merhamet etmez mi ya? Çünkü Allah kullarını seviyor. Sevmez mi Allah? Seviyor. Ya. Hocam çok güzel konuya girdik ama bir reklam arası vermemiz siz lazım. Siz takdir sizin de, bu da ekmek parası da lazım. Estağfurullah yani değil mi? Yani bu işte kolay olmuyor. Bizleri perde arkasından çalışan arkadaşlarımız eyvallah var. Peki. Efendim kısa bir aradan sonra birlikteliğimiz devam edecek. Ey Allah'ım beni senden ayırma. Ey Allah'ım beni senden ayırma. Beni senin cemalinden ayırma. Beni senin cemalinden ayırma. Müzik
şeyhim güldür ben anın arısıyım. Şeyhim güldür ben anın arısıyım. İlahi arıyı gürden ayırma. İlahi sevmek benim dinim imanım. Seni sevmek benim dinim imanım. İlahi dini imandan ayırma. İlahi dini imandan ayırma. Eşrefzade senin kemper kulundur. Eşref oğlu senin âlâ kulundur. İlahi kulunu senden ayırma. İlahi kulunu senden ayırma. Eşrefzade, Eşrefoğlu senin kemter kulundur. İlahi kulunu senden ayırma. Ne güzel bir niyazda bulunmuş Eşrefoğlu Rumi Hazretleri. Hemen çok yakınımızda İznik'te metfun Eşrefoğlu Rumi Hazretleri tasavvuf dünyasının çok önemli şahsiyetlerinden bir tanesi. Allah bu güzel dostların yollarından cümlemizi ayırmasın. Cenab-ı Hak kendi rızasını yolundan ayırmasın. İstek olan ilahilerden birisiydi. Arkadaşlarımız bize ilettiler. Biz de bunu icra etmeye çalıştık. Sevgili izleyicimizin isteği yerine geldi. Hocam ne güzel söylemişler değil mi? Ey Allah'ım beni senden ayırma. Beni senin cemalinden ayırma. Şimdi hiçbir zaman ayrılmayacak kız. Çünkü oruç tutan kişinin diyor aleyhissalatü vesselam iki sevinci var. Evet. Biri iftarı açtığı zamanki sevinci, iki de Rabbine kavuştuğu zamanki sevinci. Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu hadis-i şerif olarak bize müjdelemedi mi? Müjdeledi. Evet. Ne mutlu bizlere. Yani sizlerin de okumuş olduğunuz, yani beni Allah ayırma dediği sözlerin hepsi bir ayete, bir hadise dayanıyor. Evet. Doğru. Yani... İnneküm seteravne rabbeküm kema teravne leylete bedri la tudamune fi ru'yeti buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Biz Yüce Rabbimizi nasıl göreceğiz biliyor musun? Ayın 14'ü oldu ya. İnşallah. Baktığı zaman da hiç sıkıntı çekmeyeceğiz. Yani İnşallah böyle nasıl hocam. Böyle takvimlerde gözükür ayın 14'ü olduğu zaman ay tam böyle tam olur. Hiç sıkıntı çekmeye gerek yok. Nasıl böyle ayın 14'ünde ayı görüyor isek Yüce Rabbimizi öyle göreceğiz. Biz Cemalullah'ın Allah bize ve nefaktu fihi min ruhi
Allah'ın ruhundan bize Hazreti Adem'e üfledi. Biz her şeyi Allah-u Teala işitir, biz de işitiyoruz. Ama o bizden fazla işitir. Ruhundan bize üflediği şeyde Vallahu yed'u ila darisselam ve yedi men yeşâ'u ila sırat-ı müstakim. Allah-u Teala diyor, doğru yola iletir diyor, çağırır. Lillezîne ehsenul husnâ ve ziyade. Orada diyor, müfessirle buyuruyor ki, ehsenul husnâ cennettir ve ziyade ise cemalullahı görmektir. Bu Kur'an-ı Kerim'de geçiyor ya. Allah Teala'dan ayrılmayacağız ki. Yeter ki Allah'ı unutmayalım. Allah Azze ve Celle'yi unutmazsak, hatırlarsak, onun varlığını, birliğini yani kabul edersek hata olabilir. Eğer hata, yani insanoğlu hata yapmazsa zaten melaike-i kiram olur. Tabii. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam günde ben bir rivayete göre 70, bir rivayete göre 100 defa estağfurullah diyor. Bunun özelliği şudur. Yani Allah'ı unutmamaktır. Peygamberle hata işler mi? Haşa. Zelle olur. Onda Cibril vasıtasıyla düzeltilir. Ama 70 defa bir rivayete göre 100 defa estağfurullah demesi Allah'ı unutmuyor. Velakat halaknel insane ve na'lemu ma tuvesvisu bihi nefsi. Biz insanoğlunu yarattık buyuruyor. İnsanoğlunun diyor vesvesesinden yani biz ne geçiyorsa biliriz. Biz ona şah damarından daha yakınız. Allah bize şah damarından daha yakın olan bir yüce Rabbimiz, bizi yaratan. Hatta bir nutfeden cenin, tıfıl, sabi, kehl, onlar şudde, acuz, onlar şeybe, erzel umur olan bizi Allah unutur mu? Allah'tan biz ayrılamayız ki. Ha şöyle bir durum var. Ben bunu yaptım da illa cennete gideceğim de bir şey yoktu. Kur'an-ı Kerim'de "Hâzâ min fâzli Rabbî" buyuruyor Süleyman Aleyhisselam. Ben cennete gittiysem, karşılaştığım bütün nimetler bana bahşedildiyse Rabbimin lütfudur diyor. Allah'ı unutmuyor. Biz de ne yapacağız? Cennete bir kişi, Hazreti Ebu Bekir'in ifadesi öyledir. Cennete bir kişi girecekse o ben olacağım düşüncesiyle mücadele edip amel defterimizi Ramazan ayıdır. Her yönüyle beraber onu güzel bir şekilde doldurmaktır. Allah göstermesin cehenneme bir kişi gidecekse o ben olmayayım düşüncesiyle mümkün mertebe kötülüklerden kendimizi alıkoymamız lazım. Yani havf ve reca. Aynen öyle. Korku ve ümit arasında aynen olmak. Aynen. Hani hocam bir yerde okumuşum. Men kâne âlimen fehüve cahilün. Kim ben âlimim diyorsa cahildir. Kim ben kurtuluş erdiysem o da cahimdedir. Tabii. Değil mi? Tabii. Yani onu söylüyorsunuz. Tabii. Garantimiz yok. Yok. Ama gayretimiz olacak. Aynen öyle. Ama biz bilemeyiz. Rabbimiz bize inşallah doğru yolda olmayı, yürümeyi ve ermeyi nasip eylesin. Aynen öyle. Biz ama Kur'an-ı Kerim Zilzal suresinde Allah-u Teala Bismillah yevmedin yasturun nas eştaaten li yura a'malhum diyor. Orada diyor insanlar diyor yani param yani böyle Allah göstermesin ülkemize deprem meprem falan vermesin. Nasıl bir felaket olduğu zaman işimizi gücümüzü bırakıyoruz. Telaşlı bir şekilde kalkıyoruz ya. Kıyamet günde Rabbimin huzuruna o şekilde geleceğiz diyor. Arkasından فَمَنْ يَعْمَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى buyuruyor. Ha, dünyada iyilik yaptığımızın karşılığını orada göreceğiz. Biz onun için mücadele edeceğiz, gayret edeceğiz. O yolda gideceğiz. Yüce Rabbimle bize o yani göstereceği yani merhametiyle, biraz önce merhametinden bahsettim, merhametiyle Allah-u Teala bakın tövbe ellerimizi açacağız. Ya Rabbi günahlarımızı bağışla. Ha, kul hakkı varsa, kul hakkı çok kötü bir şey biliyor musun? Allah kimseye kul hakkı yemeyi, kul hakkını kullanmayı nasip etmesin. Amin. En büyük, ötekileri Allah affetmediği hiçbir günah yoktur. Allah diyelim, bugün bak kaç defa Allah dedik, Allah bunları yazar. Ama kul hakkı olduğu zaman da kıyamet gününde Allah diyecek, buyuracak ki, ikra kitabe, kitabını oku diyecek, bakacağız ki, X kişinin aleyhinde konuştuk, X kişinin malını yedik ama kimse yoktu. Kimse yoktu. Yalnız yaptım ben bu hataları. Nereden çıktı bunlar? Nereden çıktı? O zaman şu diller, şu anda ne güzel konuşuyoruz değil mi değerli hocam? Yani Allah'a şükürler olsun. O zaman dil konuşmayacak, eller konuşacak, ayaklar konuşacak, ağzalar konuşacak.
Azalara diyeceğiz ki ve kâlû li culûdihim limâ şehittum aleynâ. Ya niye bizim aleyhimizde şahitlik ediyorsunuz? Sen benim uzvum değil misin? Beraberdik, beraber yedik, beraber çaldık, beraber Hocam, içtik. Bir yerde okumuştum da şu bütün azalar yani kelam-ı kibardır herhalde. Bütün vücudumuzdaki azalar dile diyorlarmış ki ya aman bak kardeşim sen sahip ol kendine de bize eziyet çektirme. Biz ne çekersek senin bundan çekeceğiz. Biz de azayız ama en fazla bu dilden göreceğiz hatayı. Gözünü seveyim diyorlarmış. Yani usturuplu ol. Dil lal olacak, konuşamayacak. Yani ayet-i kerimede. Yani dünyada yaptıklarından çekeceği için aynen azalar bile dile yalvarıyorlarmış. Bizi sürükleme. Hani kötülüğe sürükleme diye. Onlar da diyecek ki azalar. قَالَ اَنْتَقَنَ اللّٰهُ الَّذ۪ي اَنْتَقَى كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ İlk yaratıldığında bizi yaratan Rabbimiz bizi de konuşturdu. Bizim suçumuz yok. Bizim suçumuz yok. Onun için yani azalarımızın konuşacağı kıyamet gününde Allah-u Teala kul hakkı hariç Allah'ın yani kulun hakkını ödeyeceğiz. Onun için günde ben şimdi 70 defa 100 defa herkes estağfurullah dese bu şu demektir ki 70 kere dedikodu, gıybet yapacağı yerde dedikodu yapma fırsatı bulamıyor. Tabii. Doğru. Ya hayrı söyle ya sus. O kelimeyi bulamıyor. En azından yani o kelimeyi söyleyerek hem amel defterine şey kazanıyor. Onun için Allah-u Teala bizleri inşallah yanlış bırakmayacak. Biz ona inanıyoruz. O bizim Rabbimizdir. Yani o bizi terbiye edendir. Hiçbir şey eksiksiz olarak bizlere nasip verecektir inşallah. Hocam, şimdi biz tabii televizyoncu olduğumuz için takip ediyoruz böyle bazı şeyleri. Hani gelip görmesek de duyduğumuz şeyler var, takip ettiğimiz güzellikler var. Müftülüğünüzün, Osman Gazi Müftülüğü'nün kardeşlerimizle ilgili bir çalışması var. Yardımlaşma, bir market çalışması var. Ondan biraz söz eder misiniz hayır, bize? Tabii ki bahsedeyim. Müsaadenizle onu da alayım da belki buyurun. De göstereyim. Buyurun. Teşekkür ederim. Tabii bu geçen sene bu vakitten açmış olduğumuz bir hayır marketimizdir. Yolun iyilik olsun hayır marketi. Şimdi Bursa'nın fethinin yıl dönümünü kutlayacağız değil mi? Evet yarın. Osman Gazi Bursa'yı yani Osmanlı Devleti'ni kurduğunda ihlaslı, samimiyetli kurdu. 600 küsür yıl hizmet etti. Bu yolun iyilik olsun hayır marketini kurarken ben arkadaşlara dedim ki değerli arkadaşlarım biz öyle bir şey yapalım ki ihlaslı olsun, samimi olsun, insanların hizmetinde olsun. Yani bu şekilde yapalım. İnsanlar yani bize emanet edilen malları insanlar verelim. Şükürler olsun. Geçen seneden bu zamana kadar her ay yaklaşık 1000 aileye yardım ediyoruz. 1000 aile bu marketten her ay. Her ay gelip nasıl tespit ediyorsunuz? Şimdi bu bunları? İmam arkadaşlarımızın, muhtar arkadaşlarımızın sosyal yardımlaşma ile yaptığımız bir parça ortak çalışma. Ortak çalışma ile ihtiyaç sahiplerini belli ediyoruz. Her ay bu arkadaşlarımıza biz gıda artı Diyanet İşleri Başkanlığımızdan buradan da eti Türkiye Diyanet Vakfı gönderiyor. Şurada da şey var. Et koyma yerlerimiz falan vardır. Etlerimizi de oraya koyuyoruz. Etlerimiz de aynı o şekilde muhafaza ediyoruz. Her gelene de et veriyoruz. Her gelene de gıda veriyoruz. Çok güzel. Yani bunlar hep yani insanların bize vermiş olduğu emanet. Hayırseverlerimizin. Yani şimdi bir taraftan bu zengin vatandaşlarımızın aynı ve nakdi yardımlarıyla aynen. Sürüyor. Değil mi hocam? Aynen öyle evet. Sürüyor. Hatta şu görmüş olduğumuz şey veren el öteki elini hiç görmüyor. Evet. Yani günlük 100 ekmek geliyor. Osman Gazi Belediyesi gönderiyor. Sabahleyin ekmek gelir, ekmekler gider. Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı Zekat Daire Başkanlığı kurdu. Türkiye Diyanet Vakfımız 143 küsur ülkeye hizmet ediyor. Öğrencilere hizmet ediyor. Onlar zekatını veriyor. Ben buradan sizler aracılığıyla Bursa'daki köylerimiz, halkımıza çok teşekkür ediyorum. Zekatlarıyla olarak bize zeytin olsun, zeytinyağı olsun, ondan sonra elma, armut ne verdiyse hepsini gönderdiler. Biz de onları
onlar aracılığıyla veriyor. Şükürler olsun. Ben çok teşekkür ediyorum. Yani bu kadar olacağını da tahmin etmiyordum, biliyor musun? Kendi yani, kendine büyüdü değil mi ya hocam? Ya şükürler olsun. Herkes gönül işi. Yani orada alan kişi, hep marketimize yazdık. Allah verenlerden, alanlardan razı olsun. Yani marketinize hoş geldiniz diye bir başlık atmıştık buraya. Çünkü marketimize değil, marketinize. Neden market dedik? Çünkü aileler, hayır çarşısı, bütün müftülükler üç aşağı beş yukarı yardım ediyor. Ama biz 12 ay bir markette ne varsa bu marketimizde o var. Geliyor arabasını alıyor, ihtiyacını alıyor ve gidiyor. Zenginler bize veriyor. Buradan toptancılara ben teşekkür ediyorum. Böyle bazı toptancılarımız var. Bize malı verirken marketlere verdiğinden daha ucuza veriyor. Çünkü siz paralel satmıyorsunuz. O kadar yani insanı duygulandırıyor ki o insanların böyle memnuniyeti. Ondan sonra bir de marketimizde çocuklarla beraber geldiği için bir de kitabı oku, hediye götür diye bir yer, küçük bir bölüm yaptık. Çocuklar anneleriyle baba geldiği zaman, anneler alışveriş yaparken çocuk kitabını alıyor. 3-4 sayfa okuyor, 5 sayfa okuyor. Amca diyor, hocam diyor, ben kitabı okudum diyor. Ondan sonra ne anlatıyor? Şu iki tane kelime söylüyor. Oradan 10 liralık, 15 liralık, 20 liralık. Yani burada biz çocuğa vermiyoruz. Çocuk kendi emelini, yani karşılığını alıyor. Çok önemli bu. Buradaki amaç, çocuk kendi karşılığını aldığı için ondan sonra kitabını oku, hediye götür diye kampanyasıyla bu şekilde ben onda bir zahmet göstereyim. Şuradaki güzel bir şey var. Okumak hayattır diye bir yazdık. Kütüphaneler haftası kuruluyor. Okumak hayattır. Kitabı oku, hediye götür. Çocuklar geliyor. Bu şekilde hediye de götürüyor. Yüce Rabbim, sizler aracılığıyla müftülüğümüze yani ne gerekiyorsa, nasıl her şey, bir markette ne varsa zekat olarak verdikleri takdirde biz onların emanetlerini inşallah ne biz göreceğiz ne de kendileri görmek şartıyla onlara vereceğiz. Bu konuyu da dile getirdiğiniz için şahsınızda Line TV'ye çok teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam. Biz de daim olsun inşallah. Tabii ki yani Sosyal Yardımlaşma Vakfı ve o dernekteki arkadaşlarımız, müftülüğünüzden aracı ve mahalle imamları arkadaşlarımız. Muhtarlar var. Muhtarlarla beraber böyle koordineli çalışmanın neticesinde tespit edilen ihtiyaç sahiplerine her gün diyorsunuz. Her gün ay, 50 kişi. Her gün 50 kişi. 50 kişi gelir. Yıllık şey, aylık şey, yani bizim malları verdim mi mesela 200-300 bin lira bizim aylık giderimiz var. Onu veririz. Ayrıca bir de şunu ifade edeyim. Hakkını yemeyeyim. Osman Gazi Kaymakamlığı'nın da biz gıdayı veriyoruz. Onların da böyle giyimle ilgili Muradiye'de güzel bir yeri var. Sıfır eşya. Yani böyle sağ olsun Sayın Kaymakamımız başlattı. Şu andaki kaymakamımız da devam ediyor. Yani onun için Osman Gazi bu hususta şanslı. Onlara eşyalarını verenler oraya verir. Gıdaya gönderirler, bire verir. Gelsinler, Ramazan'dır, çay içme, kahve falan yok ama yani gelsinler bir sohbet ederiz. Marketimizi gezerler. Hocam sadece Ramazan'da ihtiyaç değil ki. Ramazan'dan sonra da biz dediğiniz gibi. Biz zaten ondan gibi, dolayı zaten özellikle. Ne güzel. Sadece Ramazan'a sıkıştırmamak lazım. Aynen. Aslında her biz, şeyi. Bu pandemide şunu ifade edeyim. Pandemide biz işten çıkan, müracaat eden bütün kardeşlerimize yardım ettik. Yani çünkü asgari ücretle çalışıp veyahut da vesaire olanların işten çıktıktan sonra biz onların şeylerine hiç bakmadık. Yani araştırma dahi yapmadık. Çünkü işten çıkarılmış, ondan sonra bu kişi mağdur. Yani pandemide biz 50 kişi verdiğimiz yerde 100 kişiye bile günlük düştüğümüz oldu. Yani bunlar sayı gözetmediniz. Yani vermedik. Şu anda tabii ki gelire göre gider olduğundan dolayı 50 kişiyle sınırlandırdık. Arkadaşlara ben teşekkür ederim. Bütün ekip işi bu. Benim şahsi işim değil, ekip işi. Tabii. Sizler var sırasıyla. İnsanlar yani hayırseverlerin destekleriyle bu iş yürüyor. Herkesin elinden gelen yardımı yapmasıyla İnşallah. Olacak bu işler. Erhan'cığım bir eser daha okuyalım mı? Onu mu istemişler? Peki okuyalım o zaman mı? Ne yapalım? Sordum sarı çiçeğe. Hadi bakalım o zaman.
sarı çiçeğe, annen baban var mıdır? Sordum sarı çiçeğe, annen baban var mıdır? Çiçek eydir derviş baba, annem babam topraktır. Çiçek eydir derviş baba, annem babam topraktır. La ilahe illallah, Allah la ilahe illallah. La ilahe illallah, Allah la ilahe Sordum sarı çiçeğe, sen kimin ümmetisin? Sordum sarı çiçeğe, sen kimin ümmetisin? Çiçek eydir derviş baba, Muhammed ümmetim. Çiçek eydir derviş baba, Muhammed ümmetim. Bak la ilahe İllallah, Allah la ilahe illallah. La ilahe illallah, Allah la ilahe Sordum sarı çiçeğe, sen beni bilir misin? Sordum sarı çiçeğe, sen beni tanır mısın? Çiçek eydir derviş baba, sen Yunus değil misin? Çiçek eydir derviş baba, sen Yunus değil misin? Hak la ilahe İllallah, Allah la ilahe illallah. La ilahe illallah, Allah la ilahe illallah. Biz hocam yani tabii ne zaman vakit bitti anlamadık ama şimdi sordum sarı çiçeğe, çiçekte konuşuyorsa ben de ekranları başındaki kardeşlerime seslenmek istiyorum. Herkesin bir sevdiği rahmetli olmuştur. Evet. Gitsin kabri başında babasıyla, arkadaşıyla, eşiyle konuşsun. Eşim nasılsın, baba nasılsın, oğlum nasılsın desin, o da sana cevap versin. Ya. Yani demek ki çiçekle konuşuyorsak, çiçek bize cevap veriyorsa biz de konuşalım. Oradaki ne diyecek? Ya ben burada huzurluyum, ister gel diyecek. Veyahut da çok sıkıntılıyım. Dünya olmuş olsaydım, sağ olsaydım şunlar yapardım diyecek. Onun için buradan da bu vesileyle ölmüşlerimizi de rahmetle analım. Rahmetle analım. Eyvallah. Allah rahmet eylesin. Kanalımızın da Gökçen ailesinin de ölmüşleri, geçmişleri, bütün kardeşlerimizin ölmüşleri, geçmişlerinde bu mübarek ayın içerisinde aynen okunan Kur'an-ı Kerimlerin nurundan, feyzinden, bereketinden istifade etmeler için dua etmiş olalım. Bakın ne kadar güzel bir hizmet. Hocam buradan yayın yapıyoruz. Dünyanın birçok ülkesinde, sadece Türkiye değil, izleyen kardeşlerimiz var. Fotoğraf çekip atıyorlar bize. Amerika'dan, Belçika'dan, Hollanda'dan, Avustralya'dan izliyorlar. Sizin sohbetinizi şu anda nereden izlendiğini biz resimler gelince anlıyoruz.
Önce dolayısıyla, Yüce Rabbim söylediklerimi kendime uygulamaya da inşallah hepimizde hocam tesirini halk eylesin. Amin. Ben inşallah teşekkür ediyorum. Bir de perde arkasındaki arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kanal sahibine resmine rahmet eylesin. Şöyle efendim kardinal kestane şekerini teşekkür ederim. Takdim çok sağ etmiş olalım. Tamam. İnşallah afiyetle iftardan sonra inşallah biz de size çalışma arkadaşlarınıza başarılar dileyelim. Çok güzel bir hizmet. Dolayısıyla Osman Gazi Müftülüğü olarak bizler de sizi tebrik ediyoruz. En azından bu hizmet hocam yani Bursalı ve Bursa civarındaki müstahsillerin, üreticilerin en azından gelip kendileri görsünler. Değil mi hocam? Geliyorlar. Yani mekanı kendileri gelip görsünler. Ürünlerini getirsinler, koysunlar. Sağ olsunlar, raflarına koysunlar. Her türlü desteği veriyorlar, vermeye de devam edecekler. Zaten Diyanet İşleri Başkanımızın Zekat Daire Başkanlığı kuruldu. Türkiye Diyanet Vakfı Zekat Topçuğu. Biz şunu söylüyoruz. Zekatı, fitreyi verirken mutlaka bir araştırın. Nereye gideceğini, nasıl gittiğini araştırın ki sonradan ya gitti mi, gitmedi mi güvenmediğiniz hiçbir yere bir şey vermeyin. Çok önemli. Güvenmediğiniz, görmediğiniz hiçbir yere bir şey vermeyin. Çünkü ibadetti, ibadet ruhuyla yapılması lazım bu. Kendileri biz onun için gelsinler, görsünler. Oradaki insanların, biz kimseyi birbirine tanımıyoruz. Kendileri de tanımıyor. Allah-u Teala hepinizden razı olsun. Amin. Yani ölmüşlerimize rahmet eylesin. Ben teşekkür ediyorum. Davet ettiniz. Güzel bir program oldu. Güzel program ne zaman oldu. Geçti biz de anlayamadık. Yani zannedersem bir saat 20 dakika oldu ama tabii daha yeni başlamış gibi yeni oldu. Başladık. Tam ama böyle ısındık yani kapandı program. Hocam açılırken bitiyor diyorsunuz. Yani daha girişteydik. Bunun sonucu var ama sonucunu bağlayamadık yani. Olsun hocam. Yani İnşallah. Bir eksiklik yaptıysak affola diyelim. Estağfurullah. Faydalı olursak ne mutlu. Hocam bize şeyi de ben sorup ondan sonra buyurun kapanışa geçeriz. Süremiz doldu gibi, ezana çok az zaman kaldı. Mesela merak ettiğimiz soruları buyur müftülüğün telefon hattından da ulaşıyorlar değil mi size? Ulaşıyor. 190 hattı var nöbet tutan arkadaşlar. 190. Var nöbet tutan var. Her ilçede gerek hoca hanımlardan gerekse bayan vaizlere ilgili nöbet olur. Çok önemli konular olduğu zaman mesela bir talak, nikah meseleleri onların daha böyle müftülüğe gelip sormaları önemli olan birebir. Gelsinle çayımızı içsinle. Biz de bir Kamberler Parkı'ndayız. Müftülüğümüz de orada. Evet. Çayımız vardır. Çay ısmarlarız. Belki yemek ısmarlamayız ama yani çayda sıkıntı yok. Su ısmarlarız da. Öyle Allah. Hazır. Allah hocam Allah çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Arkadaşlara teşekkür ederim. Eyvallah. Hocalarıma teşekkür ederim. Eyvallah. Efendim bir programın daha sonuna geldik. Osman Gazi Müftümüz ile sohbet ettik. Hafız Furkan Çınar kardeşimizin Kur'an tilavetini dinledik. Yarın akşam tekrar görüşmek üzere. Hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar diliyorum efendim. Hoşça kalın.